Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Dönümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Sizlerden öncelikle ricam bu videoyu beğenmeniz sonra sonuna kadar izlemeniz sonra da sosyal medya hesaplarında paylaşmanız inşallah yaparsınız. Yaparsanız çok çok güzel olur. Yapmazsanız da canınız sağ olsun ne diyeyim yani. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen sizlere ben topu atayım ve başlayayım. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur kural çekimi gerçekleşecek. Ee, ve bu kura çekimi Cuma günü yapılacak arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin de içinde yer alacağı kura e, seri başı olarak içinde yer alacağımız kura çekimi Cuma günü e, olacak. TFF bilmem ne de saat 14.30'da 4. Erime turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa Kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak arkadaşlar. 8 Aralık e, cuma günü kura çekimi Galatasaray A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacakmış. Bilginiz olsun. Kurada seri baş olarak katılacağız. İnşallah güzel bir kura çekeriz sevgili dostlar. Serdar Ali Çeliklerin bir iddiası var. Ne diyor İsmail Kartal stoper için yönetime Konyasporlu Adil Demirbağ önermiş. eee İrfan 25'ten 25'i dinledim ben. O söyledi diyor. Volede. Şimdi Adil Demirbağ elbette vakti zamanında Adana Demirspor'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Adana Demirspor'dayken Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isimdi. Yani zam, yani yıllar yıllar önce belki de. Şu anda Adil Demirbağ 25 yaşında. Ha kötü bir stoper mi? Ya şimdi açık söyleyeyim. Galatasaray Abdülkerim'i almışken Konya'dan. Konya'dan aldığı futbolcu tutmuşken Adil Demirbağ kötü bile olsa tutar derler. 25 yaşında stoper. 2 milyon euro piyasa değeri var. 10 maçta 2 sarı kart bir kırmızı kartı olan sağ ayaklı stoper. Şimdi hani ben ne söylesem boş. Ne desem boş. Çünkü herkes şu anda inanmak istediğine inanacaktır. Eminim. O yüzden de çok yorum yapmanın lüzumu yok ama şu an transfer gündemimizde yer almıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Fenerbahçe'nin sürpriz sağ bek hamlesi Fabrizio Bustos. Bir kere ismi gördüm acaba bende mi hata var dedim. Bu isim size çok tanıdık gelmiştir. Ee, zira daha önce de çok konuştuğumuz bir arkadaş bu arkadaş. Şimdi haberlerin artık transfer duyumuna doğru gitmesi alışmanız gereken bir şey arkadaşlar yani artık transfer duyumlarına hazır olun. Devre arası için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde bir ismi daha gündemine aldı. Sarla Cevretler internasyonel forması giyen Sabek Fabrizio Bustos'u gündemini aldı. Sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe gündemine aldı. Bakalım tam olarak daha neler yazacaklar ben onu da merak ediyorum. çünkü yani şimdi Sabek Açıkçası hani bana sorsanız sabit mevkisine asla ve asla bir şey alınmayacak derim. Ama haberi de merak ettim şimdi. E, hani duyum duyumdan üstündür. Herkesin duyumuna kimse karışamaz. Kimisi bu şekilde duyum verir. Kimisi bu şekilde duyum verir. O bu şekilde duyum verir. Misal. Bakalım ne demişler. Brezilya masında yer alan haberi göre Fenerbahçe Fabrizio Bustos'u gündemine aldı. 27 yaşındaki sabit için nabız yokladığı belirtildi. Şimdi Fenerbahçe'de bu bölgede Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi Samuel e, ve Jaden Osterwald'den biri satılacak ki orası boşa çıksın. Arjantin oyuncunun ise takımdan ayrılmak istediği belirtilmiş. Peki performansı nedir? Geride kalan sezonda 49 maça çıkmış internasyonelle 3 gol 4 asist yapmış. Arjantin milli takımında da boy gösteren futbolcu 4 maçta forma giymiş. Piyasa değeri 6,5 milyon euro. 31 Aralık 2024'te sözleşmesi bitiyor. 1.67 boyundaki futbolcu 2022 yılında 1.2 milyon euro karşısında Independiente'den transfer edilmiş. Arkadaşlar bu Bustos'u çok iyi hatırlarsınız. 6.5 milyon euro Arjantinli boyu 167 ve 28 maça çıkmış ligde. 4 sarı kartı var sadece. Hani sağ bek, sağ açık. Hızlı süratli bir isim. Biz bu arkadaşı Independiente'deyken in almaya çalışmıştık ama olmamıştı. Totalde 49 maç 3884 dakikam. Az buz değil. Yani haber kendi kendini doğru diyor Kendi kendini yalanlıyor. Ne diyor? Hani Ferdi, Osterwolde, Osayi bunlardan biri satılacak ki anca yerine gelsin diye. Şimdi açıkçası benim aklıma şey geldi. A acaba dedim Osayi'ye böyle reddedilemeyecek bir teklif geldi. Ondan mı şey? Ustos ismi ortaya atıldı. Valla o sayıya böyle reddedilemeyecek bir teklif gelse keşke. 15, 20, 30, 45, 50, 60, 90 satsak. Ama Bustos onun yerine doldurur mu? Ben o konuda bir şey söyleyemem. Bunda da fikri size bırakıyorum. Ama benim kaynaklarımdan sorduğum, soruşturduğum bilgiye göre ben böyle bir duyumu doğrulatamadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani doğrulatamadığım şeyi de sizlere duyum olarak söylemek istemiyorum. Arsenal'ın Thomas Parti kararı. Şimdi bu haberde benim hoşuma giden bir yer var. Nedir biliyor musunuz? Arsenal kış transfer döneminde satmaya hazırlandığını belirtmiş Thomas Parti için. Hoşuma giden kısım şu. Sadece bir fret geldi Fenerbahçe'ye. Sadece bir fret. Şimanski'yi de hani kariyer rekoru kırdırttı. İrfan Can'a da kariyer rekoru kırdırttı. Tadiç güzel gidiyor. Ceko güzel gidiyor. Sadece bir fret. Peki iki Fred olsa? Yani cümleyi bu şekilde sorayım. İki fredimiz de olsa ne olur arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Ben bu haberle birlikte düşünmeye başladım. SPN'de yer alan habere göre Arsenal'ın bu sezon sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan partiyi satmaya hazır olduğu belirtildi. Manchester City'nin önünde lider konumda olan Arsenal bu kez şampiyonluğu kaptırmak istemiyor. Kadrosunu da güçlendirmek istiyor ve bazı oyuncularla da yollarını ayırmak istiyor. Haliyle bu oyuncuların başında ise Thomas Partey geliyor. Arsenal hem maaş yükünden kurtulmak hem de kadroda yer yer açmak için 30 yaşındaki kanal oyuncuyla yollara ayırmak istiyormuş. Yani 30 yaşındaki oyuncuyla. Şimdi dediğim gibi iki tane Fred'imiz olsa nasıl olur? Mesela Partey 35 milyon euro piyasa değeri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Hani basit bir oyuncudan bahsetmiyoruz açıkçası. Neyse. E, Juventus hamle yapabilir İtalyan oyuncu yani İtalyan takımı kısa süre içerisinde Adı Galatasaray'da da anıldı Fenerbahçe'de de anıldı Sakatlığı sebebiyle Ocak 2024'e kadar forma giyemeyeceği belirtilmiş Bu sezon sadece 4 maça çıkmış Peki şimdi sor soruyorum Bu riske girilir mi? Yani Uyluk sakatlığı 31 Aralık 2023 diyor Sakatlık 50 milyon euro zamanında 2020 yılında almışlar 5 maça çıkmış bu sezon 341 dakika. Arkadaşlar açık söyleyeyim. Bak. Şimdi böyle bir sakatlık geçmişi olsa kuruş verip yani alamazsınız. 9 Kasım'da sakatlanmış. 9 Kasım bizim BK'nın ameliyat günü 9 Kasım. 31 Aralık 2023'e kadar sakat diyorlar. Yani 52 günlük bir sakatlık. Sezonun başında da bir sakatlık yaşadık. Kasık sakatlığı 2 Eylül'de başlayıp 3 Ekim'de bitti. Yani toplam 18 maç kaçırmış olacak. Arkadaşlar uyuduğa çok bir şey diyemem ama kasık sakatlığı. Bunu bir kez yaşadıysan yani kendine dikkat etmesen bunu çok çok yaşarsın. Hani İngiltere'deki zor bir lig, sıkıntılı bir lig. Ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe bedava alabilir arkadaşlar bedava alabilir. Bu dediğimi de unutmayın. Hani bu sakatlıktan dolayı sizler de zaten zeki insanlarsınız anlamışsınızdır. Ama atılacak zar mı değer mi? Bak bunun takdirini size bırakıyorum. Fenerbahçe'nin kurun içe teklifi. Şimdi Fenerbahçe uzun süredir ilgilendiği Radek Kurniç için yeni gelişmeler yaşanıyor. La Gazete La Sport Marco Passat dönen haberi sıcak gelişmeler. Transfer artık daha mümkün diyor. Açık söyleyeyim. Radek Kurniç Artı parti. artı Bustos. Ya Bustos zannetmiyorum da. E, ve oraya bir tane stoper. Fenerbahçe'nin işine yarar mı? Yarar. Aa, bunların içerisinde en az kim yarar? Bunların içerisinde en az parti yarar. Çünkü sakatlandı. iyileşecek falan filan. Crespo Zayt's gitse. Aynı paraya. Gittikleri paraya. Kurunic artı parti gelse ben kabul ederim ama. E, kalite değişmiş olur. Yani hocam yine yıllık ücretleri falan umurumda değil. Bir zahmet verelim. Sandro Tonali'nin satışı ve İsmail Bennaker'in sakatlığı nedeniyle sezon başında Milan teknik direktörü Stefano Pioli için vazgeçilmez hale gelen Kurunic, Eylül sonundan bu yana düzenli olarak forma şansı bulmakta zorlanıyor. Ayrıca sözleşmesi 2025 yazında bitecek olan Kurunic'in yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması da transferin mümkünlüğünü ileri sürüyor. Yani yeni sözleşme imzalamıyor bir de uçurum var arada. Yani bir buçuk maaş alıyormuş iki buçuk önermişler. Üç buçuk falan filan diyor. Milan'ın istediği Fenerbahçe'nin teklifi. Milan yazın 15 milyon euro teklif etti. Fenerbahçe asla buraya çıkamayacağını söyledi. 7 milyon euro da kaldı. Ve Kurnic yaşadığı problemler nedeniyle 5 milyon euro teklif edilmiş. 7-8 bonuslar falan filan. Milan 15 milyon euroda da indirimi yapmayı kabul etti ama Fenerbahçe'nin teklifi düşük diyor. Kurnic izin istedi. Edin Ceko'nun çağrısı ve ikilinin çok yakın dost olması etkilediyor. Bu sezon 14 maçta oynadı. Milan 2019 yazında 8.6 milyon euro bonservis bedeliyle Empoli'den transfer etti. Bu sezon 14 resmi maç 896 dakika süre aldı diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. İster misiniz? Kurun içi de bedava alalım. Peki bir şey soracağım. Hem kurun içi bedava hem partiyi bedava alsak. Crespo'nun ve Zayt'sın sözleşmesini feshetsek. Herhangi bir alacak verecek olmadan. Kabul eder misiniz? Vallahi de ederim. Billahi de ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. Etmeyen arkadaşlara da FETÖ'cü ilan ederim. Yani hem kuruluş hem parti alınacak. Zayt ve Krespo e, gidecek. Hani atıyorum x fiyata gitti. Bunlar x fiyata geldi. Ya da sözleşmelerini feshetti. Bunları bedava getirdi. Ben vallahi de kabulüm. Billahi de kabulüm. Kabul etmeyen kişiye de dediğim gibi FETÖ'cü damgası vururum yani açık söyleyeyim. O kadar şey yaparım. Bu arada FETÖ bitti diyen arkadaşlar. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlar. NTV altyapısında gördüm. Yine İzmir'de 12 kişi gözaltına alınmış FETÖ soruşturması kapsamında. Hani hangi FETÖ'nün bittiğini anlatırlarsa biz de seviniriz. Nereden biliyorlar bir de onunla merak ediyorum. Galatasaray demişken aklıma geldi. Galatasaray'da Angelina Jolie krizi e, duruğa çıkmış. Hani Allah daha beter etsin inşallah onu da söyleyeyim. Sezon başında Leipzig'den bir uçağa kiralandı. Angelina Jolie e, bir uçağa mı kiralandı ikiye mi kiralandı? Ben 2 diye hatırlıyorum ama transfer marka bir bakalım. Bir buçuk da olabilir. Ne diyor? Bir buçuk kiralama bedeli. Şartlara bağlı satın alma bedeli 6 milyon euro ki 2 maça kaldı. Bonuslarla birlikte bu bedel 1 milyon euro artabilir. Yani 7 milyon euro. 9 milyon euronun üstünde satılırsa da %20 pay elde edecek diyor. Angelina. Hani Angelina kaç maça çıkmış? 18 maça çıkmış. Bir gol bir asist. 1398 dakika. Gayet güzel. Hani bizim Hala eden bir durum değil. İki maçta daha forma giyerse 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecekmiş. Zahaylan uyumsuzluğu nedeniyle eleştirilerin odak noktasında yer alıyormuş. Falan filan. Yani ofansif bir bek bildiğim kadarıyla. Hani Galatasaray kadrosunda bir şey yarıyor mu ben onu bilemem. Hani onu siz bilirsiniz. Angelina hakkında ne derseniz. Osai demişken Fenerbahçe'de Osai Samuel performansıyla parlıyor arkadaşlar. Bu haberler durduk yere değil. Hem Osai hem Fabrizio Bustos. Şimdi Avrupa kupalarında iki asistlik performans gösterdi. Sivas Spor karşısında da yaptığı asist ligdeki ilk asistini yapmış oldu. Golü de var ligde iki tane. Yani ee, ligde de hesabı açtı. Bu sezon Ankara-Yücebahtay Spor karşılaşmalarında fileleri birer kez havalandırmayı başardı. Sivas maçında da asist tanesini açtı. İrfan Can Kahveci'nin attığı golde gol pasını verdi. Böylece son haftalardaki durgunluğunu da üzerinden attı. Maç boyunca bindirmeleriyle de dikkat çekti. Teknik heyetten tam not almayı başardı diyor. Şimdi benim için önemli değil. Benim için yani o sayının yaptığı hiçbir şey önemli değil. Derbiyi kazanalım. Derbi de isterse sahada sürünsün. Yine de maçın kahramanı olur yani o kadar diyeyim. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 25. Nijerya milli takımında 6 kez formasını giydi. Düzenli olarak da giyiyor. Lig'de 10 maçta 4 sarı kart gördü. Bu sezon agresif bir futbol sergiliyor. Ki çok zekice. Totalde 20 maça çıktı. 1.609 dakika 2 gol 4 asisti var. Yani o sayının üstüne düşmek lazım. Son olarak da olay transfer iddiası Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızını kiralıyor diyor. Devre arası yaklaşırken şampiyonluk hamleleri, cartları, curtları falan filanı, interi, milanı. Arkadaşlar kimden bahsediyor? Napoli forması giyen Elif Elmas'tan bahsediyor. Şimdi Elif Elmas'ı sıra kiralıyormuş. Ben bir şey söyleyeyim. Yaşı daha 24. Yani asla zannetmiyorum da ulan Fenerbahçe bir çekebilse kiralık miralık. Yani ben merak ettim. Haberin detayını okudum arkadaşlar. Yani oyuncuyu ikna etmiş. Napoli ile temaslara başlamış. Napoli'de fazla forma şansı bulamıyor. Makedon önce yeniden Türkiye'ye sıcak bakmaya da işte yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyormuş. Orta sahil kusursuz bir hale getirme fikri varmış. 6 aylığına kiralamak 2-3 milyon euro istiyormuş. Transfer 1-2 hafta içinde netleşecekmiş. Bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı diyor. 2 gol attı. 1.82 boyundaki oyuncu. Ülkemiz takımın 52 mücadelesinde 12 gol attı diyor. Şimdi Kuzey Makedonyalı. 52 maç 12 gol 26 milyon euro. Transfer market 30 Haziran 2025'te sözleşmesi bitiyor. Napoli'nin oyuncusu. Oralardan buralara döner mi zannetmiyorum. Yani asla zannetmiyorum. Şu Cupid doğumlu oyuncumuz, yani eski oyuncumuz herhangi bir takıma belli bir hani ücretle giderse 1.5 milyon euroya kadar yani futbolcunun performansına, Napoli'nin sportif başarılarına bağlı olarak 1.4 milyon euro bonservis ödeyecektir. Ayrıca işte 1.5 milyon euroda ödeme imkanı var. Yani bonservis bedeliyle bir takıma giderse 1.5 alacağız. 16.2 milyon euro kazanmış olduk. Elif'ten. Bu sezon 14 maç 423 dakika 2 golü var. Gördüğümüz gibi yeterince oynamıyor Napoli'de bu sezon. Valla bir sezon 2025'e kadar da sözleşmesi var. Kiralayacaklarını zannetmiyorum ama kiralasalar ve Fenerbahçe alsa bence manyak olur. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bedava, parti ve kurun hiç ister misiniz? Bunlar gelirse Zayt's ve Crespo'dan çıkarsak memnun olur musunuz? Hocam orta saha yaşlandı mı dersiniz? Hocam kalitesizleşti mi dersiniz? Hocam kronik parti mi dersiniz? Sakatlanmaya başladı artık arkası kesilmiyor mu dersiniz? Lütfen yorumda belirtin arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Her ne fikirde olursanız olun. Lütfen yorum yapan arkadaşların fikrine saygılı olun. Hani karşı gelecekseniz de uygun, hoş nazik cümlelerle karşı gelin. Yani hani fikrine saygı duyuyorum ama diyebilirsiniz. Ya sen geride Senin dediğin hiçbir şey ölmüyor. Sen Allah belanı versin. Sen gel diyorsan gelmesin falan demeyin birbirinize lütfen. Kendinize iyi bakın. Beğeni unutmayın. Aboneliği unutmayın. Görüşmek üzere.